Fuardaki turumuza devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi ise Güreççiyüz çadırdayız. Yanımızda Ali Güreççiyüz var. Genel müdür kendisi. Efendim iyi fuarlar dilerim öncelikle. Teşekkür ederim. İyi fuarlar size de. Türkiye'nin dört bir yanında çadır branta kaplı yapılar yapıyorsunuz. Evet. Nasıl bir hizmet sunuyorsunuz peki? Şimdi şöyle, Türkiye'nin dört bir tarafında makaslı, makassız, yani çift sıra profilli, tek sıra profilli, bunlar bulunduğu coğrafik koşullara, iklime göre çadırlarımızı götürüp kuruyoruz. İpek böceği çadırı, solucan çadırı, mantar üretim çadırı, büyükbaş, küçükbaş, hayvan çadırları, tavuk çadırı, arıcı bekçi çoban çadırı, birçok ürün grubumuz var. Ürün gruplarında özellikle iç ve dış kullanıyoruz. Her yerde bunu bahsediyoruz. Arkadaşlar da burada gösterirse normalde piyasada sadece içi pas kaplı, dışında kaplama galvaniz olan galvaniz kullanılır. Ve 8 mikronluk bir galvaniz vardır. Biz içi dışı galvanizi orijinal sadece profil halinde, boru haline kendi bünyemizde çektiğimizden dolayı, boruyu kendimiz çektiğimizden dolayı içi dışı galvanizi kullanabiliyoruz. Bu ürün 3 ayda paslanmaya başlıyor. Bu ürün 10 yıl sonra oksitlenip, yani bu kısa sürede de olabilir ama bu ürün buna göre 10 kat daha dayanıklı yani. Bu çok net bir şekilde açık. Bununla aynı olduğunu iddia edenler, söyleyenler illaki olacaktır. Ürünlerini satmak için hiç kimse kimseyi şu şekilde kandırmaya hakkına sahip değil. İnsanların paralarını ceplerine alıp emeklerini boşa çıkarmalarına gerek yok. Bu ürünle bu ürün arasında siyahla beyaz kadar fark var yani. Yani içi de dışı da hiçbir şekilde paslanmıyor ve 10 yıllık bir ömür biçiyorsunuz. Siz tabii hiçbir şekilde paslanmıyor demeyelim ama buna göre 10 kat daha dayanıklı yani. Bu ürünle bu ürün arasında 10 kat fark var. Peki. Dayanıklılık olarak. Neden branta kaplı yapıları tercih etmeli peki üreticiler? Öncelikle maliyetten kendini kurtarabilmek için, ölü yatırımdan kendisini kurtarabilmek için branta kaplı yapılar ne olursa olsun kesinlikle tercih haline gelmeli. Bu karardan sonra ikinci karar zaten çok daha önemli bir karar. Bir öncesinde şunu da söyleyeyim mesela. 100 metrekare bir yer yapacaksanız bir ay tuğlayıcıyla, ustayla, çatıyla, onunla bununla uğraşmadan bir gün içerisinde, iki gün içerisinde Güreççiyüz çadır gelip size 100 metrekare çadırını kuruyor ve kullanmaya başlıyorsunuz. Bu kararı verdikten sonra, yani branda kaplı yapıya karar verdikten sonra da ikinci aşama bence çok daha önemli bir karar. Çadır alacağı yer çok önemli. Yani biz maliyetten kurtulalım, uyguna çadır alalım deyip de örnek veriyorum, ağa çadırısından ürün alıp iki gün sonra tekrar ikinci bir çadır maliyetine girecekse gitsin beton yapı yapsın. Doğru. Ürününü iyi seçmeli. Alevi yürütmezlik özelliğini görmeli. Tarım Bakanlığı tarafından onay alınmış brandayı görmeli. Ultraviyoleyi görmeli. Bakteri barındırmama özelliği. Yani sayacağım bir sürü özellik var. Bunların hepsi Güreççiyüz çadırda standart olarak, yani başka yerde ekstradan para ödeyip de alabileceği varsa, mümkünse alabileceği hizmet Güreççiyüz çadırda standart olarak bulunmakta. O yüzden herkesi hem standımıza bekliyoruz hem telefonla bize ulaşsınlar, gerekli tüm detaylı bilgileri bizden alabilirler. Peki çok teşekkür ederiz. İyi fuarlar diliyorum efendim. Sağ olun.